Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne iş yapıyorsanız kolay gelsin. Yine İstanbul'umuzun güzel semtlerini, güzel yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Oradan karşıya geçeceğiz. Hop hop. Oradan karşıya geçeceğiz. Direkt diyor bize. Oradan karşıya geçeceğiz. Nereye gideceğiz? Edirne Kapı Şehitliği'ne gideceğiz arkadaşlar. Edirne Kapı Şehitliği. Orada sevdiğimiz, pandemide Covid'den dolayı hayatını kaybeden hocamız Ömer Döngeloğlu'nu ziyaret edeceğiz. Orada bazı yerlere bakacağız. Hani çünkü Edirne Kapı Şehitliği, orada şehitler de var, başka kabirleri de var. Onları da dedim bir ziyaret edelim. Bakalım ne bulacağız, ne göreceğiz, ne yaşayacağız. Hem gidelim, hem İstanbul trafiğinde trafiği görelim, hem de gidelim. Şu aradan geçiliyor mu? Geçiliyor. Aradan dereden geçiyoruz. Evet. Şuradan biz her zamanki gibi emniyet şeridimiz. Gerçi burada emniyet şeridi de yok. Emniyet şeridi yok burada. Buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle aralara, derelere, şuralardan gireceğiz. Öbür tarafa bize yol bırakmamışlar. Mecburen biz de buradan, burada emniyet şeridi olmadığı için tabii bir Honda Dio değil bu. Şöyle daracık bir yer var. Oradan gidiyoruz. Yani her ne kadar skutursa da maksi skutur kardeşim. Küçük bir şey değil yani. Yani gidiliyor mu? Gidiliyor yine aralarda. Yani çok da bir acelemiz de yok zaten. Amaç gezmek. Köprüden önce son çıkış mı? Ha, İETT'ler buradan gidiyormuş. Demin de aracı falan yollar. Şimdi biraz genişledi kardeşim. Kıbrıslılar gibi konuşuyor. Evet. Köprüye geldik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Oo, şurada yol daralıyor. Daral'dan gidelim. Daral'dan. Köprüden geçiyoruz kardeşim. İstanbul trafiği tipik ya. Hani cumartesi olsun, pazar olsun, salatesi olsun. Buranın trafiği böyle kardeşim ya. İstanbul'un trafiği böyle ya. Polis çevirmesi var, polis. Polisler çevirme yapmış. Motorcuyu mu durdurmuşlar? Yok. He? Motorcuyu durdurmuşlar. Bakalım biz de durduracaklar mı? Yok, bizi durdurmadılar. Burada bir şeyler olmuş. İki tane polis ekibi geldiğine göre vardır bir iş. Kaçtıysa çevirmeden. Neyse, beni hiç durdurmuyorlar ya. Lan polis. Polis diyorum. Ehliyetimi aldım. 2012'de aldım galiba motor ehliyetini. Tam hatırlamıyorum yani, 2006 da olabilir. Lan o günden beri bir kere çevirin de sorun be. Yani nasıl esiyor lan? Rüzgarın sesini duyuyorsunuz mu?
Hocayı besiyor ya. Ops. Burada çıkıp çıkıp atlıyor millet aşağıya. Hayatta kalan da var, ölen de var. Yani orası enteresan bir yer. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Adı Boğaz Köprüsü'ydü aslında daha önce de. Sonradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Lay 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 lay. Çalışmalar bir şeyler. Bir Porsche sesi geliyor. Evet, bir Porsche var, gazlıyor. Yakalayalım mı? Trafikte bir yere de gidemez. Zız zız gidiyor ama hani bu trafikte bir yere gidemez abi. Bak önümüzde. Biz bu yoldan devam edeceğiz. Bak gidemedi, gördün mü, kaldı. Trafik polisi var. Ha, buyur. 911 Carrera esmiş. Biz de peşinden gidelim. Aa. Bas bakayım. Polis var. Neyse basmıyor. Basar şimdi. Benim de olsa ben de basardım yani. 911 Carrera S. Evet. Sağa döndü. Polis amca götürüyor. Melik Çavlak tır yapmış. Önümüz mavi. Gidiyoruz işte, ey var mı diyeceğin. Gidiyoruz işte, ey var mı diyeceğin. Önümüz mavi abi. Evet. Ama gitmiyorlar neyse. Buraya geldiler, gitmiyorlar. Niye gitmiyorsunuz abiler? En sol şeride mi geçelim ya? Gidiyorum işte, var. Bir tane sanatçı vardı, neydi o, böyle vampir elbiseli. Tüh, bu da sesi de kalındı ha. Bizim tayfadan. Ops, aynayı silme geçtik. Abi gitmiyorlar, ne yapayım ben? Yol da açık. Tak tak. Gözüküyor. Gitmiyorlar. Şerit de yok. Bize. Kalıyorsun işte. Hala düz gidiyoruz. Bizim Dio ile ne kadar gezdik biliyor musun? Ne kadar çok kabri ziyaret ettik. Bizim çocuklar diyor ki hacı oldu senin diyor. Dio. Hacı diyor. O kadar çok kabri gezdik ki evliya Allah'tan.
2.9 3 kilometre sonra dönüyoruz. Ya şöyle ya, EDS yazısı çıkıyor. EDS demek bizim demektir. Bu da plakayı kapatmış. Ha, elektrikliymiş. EDS çıkıyor ama bize faydası yok. Küçücük yol. Yol küçük. 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 Ankara'da doyup büyüyünce K yok. Biz direkt yumuş atıyoruz. G yapıyoruz. K'lar abi. Görmediğin yere girme. O minibüsün arkasına girme. Soldan devam ki. Yani buraya Varadero ile gelecektim aslında ben. Bizim Varadero frenleri sıktı. Sonra onu yaptırdık falan. Sonra lastik meselesi çıktı ortaya. Varadero'nun lastiği bitmiş. Varadero'nun lastiği bitmiş. Biz de dedik ki yeni lastik almayalım. Yeni lastik almayalım. Çünkü hani sezon bitti yani, bu saatten sonra bu arada öyle bir yere gidilmez ki hemşerim ya. Hani uzun yol bazında bir yere gidilmez. O yüzden ben de dedim ki yatsın abi, ne yapalım? Araştırdım. Yani en iyi metseller. Michelin'in de lastikleri var da abi, adamlar metseller diyor ya. Tepe noktası diyor. Metsellermiş tepe noktası. Biz de metseller almaya karar verdik. Yeri de buldum. Fiyatını da aldım. Ama şimdi yatıp duran motora, kışın boşu boşuna aylarca yatacak motora neden gideyim şey alayım ki? Lastik. Sonuçta yatacak ya. Yaza doğru alırız. Değil mi? Mantıklı değil mi size de? Bence de yazın alalım. He. Burası ne köprüsüymüş? Bir şeyler. Yine geçiyoruz bir köprüden. Yani köprüler, bir şeyler. Buradan bir kere daha geçmiştim. Beykoz'a gidiyordum sanırım. Beykoz'a değil de şu nereydi? Buradan geçtim ama. Diyo'yla geçtim hem de. Dayı ya. Kapkara duman atıyor otobüsçü. Vay iki vay. Hah, düğün konvoyu. Düğün konvoyuna takıldık. Düğün konvoyunu bir geçelim abi. Düğün önemli. Öpüşecekler. FTE. Fatih Topkapı Sultan. Sağdaki çıkışa girin.
Yanlış yere girdik ya. 400 metre sonra dümdüz ilerleyin. Yanlış yere girdik galiba ya. Rampa dediği geri mi dönecektik? Geri mi dönecektik acaba? Bu yola çıkaracaksan çıktım ben abla. Yo, doğru yoldayız. Çatanın sağında. Evet, zaten burası sağ taraf. Gelmişiz ama şuradan o aşağıdan dönecektik. Abi şuradan gelip şuradan devam edip sağdan gelecektik. Orada da bir mezarlık var ama farklı bir yer mi orası? Buradan oraya gidilir mi ki? Bir buraya girelim mi? Evet. Geldik. Girişi böyle. Böyle bir yer. Ya kediler yine dolu. Gezelim mi şöyle yavaş yavaş internetten. Da kuyruğuna ne oldu senin? Bingle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Burada çok ünlü var. Mehmet Akif Ersoy falan da orada.
Şurada bir yer var. Şurası şehitlik galiba. Buradan geçiliyor oraya. Şurası şehitlik galiba. Ha, köprünün üstünde. Polis şehitliğiymiş burası. Fotoğraf ve film çekmek burada yasakmış. Burası var. Buradan geliniyor. Evet, burada bir mezarlık var. Burada insanlar bir şeyler yapıyorlar. Şöyle yerler. Neymiş altyapı başkan? Ulan bayrakmış o. Seddül Bahir Caddesi şehitler. Bunlar ne şehiti? Süleyman Ahmet Lafsuki. Herhalde Çanakkale şehitliği gibi bir şey bu ha. Soy ismi olmadığına göre muhtemelen Çanakkale şehitliği burası. Aynen. Ahmet oğlu Mehmet. Şehitlik. Kocaman bir yer ya. Vallahi büyük. Asker mi burası? Özcan, jandarma uzman, çavuş. Uzman onbaşı, uzman çavuş. Uzman çavuş, vay ki vay. Şehitlik. Sarpıya Üsteğmen. Tüm general mi? Şehitlik burası ya. Şu sağ tarafta da var. İtfaiye şehitliğiymiş orası da. Harp mahallelü gaziler mezarlığı. İstiklal Çanakkale Harp mahallelü kabristanı. Burası şehitlik komple. Ulan ne yapıyorsun? Binatlı ailesi. Ne huzur dolu bir yer ya. Buraya gelince bir insanın içine huzur kaplıyor ya. Bu mezarlıklarda ben böyle şeyler hissediyorum ya. Şehitler.
burada olacağını düşünmüyorum. Burada galiba yok. Bu şehitlik. Burası da şehitlik. Sağlı sollu şehitlik. Muhtemelen bizim yer karşıda. Polis şehitliği. Şu tarafa mı gitsek ya? Şu tarafa gidelim. Çünkü gelip burada yatılacak işte. Tesadüfen buluyor muymuşuz bir de hocanın kabrini? Gördün mü? Vallahi tesadüfen bulduk ya. Tesadüfen bulduk Ömer Hoca'nın kabrini. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Vay hocam be. Ne izlerdim seni be. Ne güzel şiir anlatırdı. Hacı amcaya komşu olmuşsun. Ben Resulü Kibriya'nın bülbülü nalanıyım. Nalanıyım. Mücrimin gerçeği Cemali Mustafa hayranıyım. Öyleydim be hocam. Vallahi öyleydin ya. Hocamıza bir dua edelim ya.
Birinci ada diyor ama kaçıncı sokak olduğu yazmıyor. Yedinci ada, 12. sokak. Çok büyük bir yer burası ya. Aramayla bitmez ki. Kıbrıslı Ali Fevzi Aşar. Koca oğul ailesi. Evet. İkinci cadde. Yani burada kabirler de var, değişik değişik eski kabirler de var, yeni kabirler de var. Burası garip, büyük bir yer ya. Burası muhtemelen eski şey. Sağlı sollu bakar mısın ya? Güzel bir yermiş. Paramız olsa da yer alsak buradan. Paramız olsa da yer alsak. Niye insanlar garip garip bakıyor ki, ben onu anlamadım. Birinci sokak. Burası ne? Burada mı şehitlik? Polis şehitliğiymiş, evet. Şehitlik olunca şeyler oluyor. Evet. Şurada büyük bir yer var. Önünde bir şey yazıyor ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Burası yine şehitlik. Şurası başka bir şey. Şehitlik şurası. İnsanoğlu burada da kalıcı değil. Ebedi istirahatgah diyor ama kıyamet günü dirilecek. Herkes
kalkacak. İsmail Hakkı bir şey arkada yazmıyor. Askeri şehitlik, evet. Şuradan gelmiştik. Altı. General. Ne olursan ol, ölüm var. Ölüm var. Hafız Mahmut Kuşçuoğlu. Bir de şu tarafa gidelim. Şu tarafta ne var? O tarafa göstereyim de bir türlü bulamadık ki. Sunal ailesi. Sunal ailesi diyor lan. Kemal Sunal olabilir mi? Bakalım mı? Sabahattin Sunal, Hasan Sunal, Ayşe Sunal. Yok ya. Orası değil ya. Kemal Sunal değil. Ama burada çok yani şey çok. Bakar mısın ne kadar büyük ya. Bayrak varsa şehittir demektir. Burada da var bir sürü, şurada da. Şurada da bir ada var. Ne kadar çok mezarlık var ya. Şuradan da gidelim. Buralar biraz eskimiş. Tabii mermer. Mermer kalmış. Cadde bitik. Dün bizim gibi geziyordunuz. Bugün buradasınız. Yarın da biz oradayız. Umarım hayırlı evlatlar yetiştiriyoruz.
Şurada bir yer varmış. Gelinip yatılır. Mis gibi. Komşu da önemli değil mi? Burada komşu da önemli. Yani yanında yatan da önemli. Düşün burada. Ermeni mezarlığı da var. Şuradan iş diyelim. Dükkana gidelim. Evet dostlar. Sol yönünde ilerleyin. 200 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. Buradan geri dönmece var. Evet. Edirne Kapı Şehitliği böyleydi arkadaşlar. Daha gezilecek çok yeri vardır buranın da biz bilmiyoruz. Yani bir sürü meftalar vardır. Bizim sanat dünyasından tanıdığımız insanlar da vardır. Çok. Yani burası çok büyük bir yer. Gerçekten büyük bir yer. Sağlı sollu her taraf mezarlık. Muhtemelen çoktur. Tanıdık, bildik. Ben biraz araştırdım ama öyle çok hani şu bu diyeceğim birilerini bulamadım. 400 metre sonra rampaya doğru sağa dönün. O yüzden çıkıyoruz buradan. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen şu yeşil yolun oradan bizi, şu sağdan değil. Bizi tekrar dönüş yoluna geçiyoruz. Buradan gezilerimiz devam edecek. İnşallah. Bakalım hayırlısı diyoruz. Edirne Ankara otogarı, evet. Otobana çıkarsak oradan cız cız gideriz. Bizim dükkanda otobanın üstünde biliyorsun. Sus biliyorsunuz. Konuşamadım. Keşke biraz daha yumuşak olaydı şu sele. Sert selen var kim ki o? Evet dostlar. Bu videodan da böyleydi. Ömer Döngüloğlu hocamızı ziyaret ettik. Genel anlamda bir duamız oldu. Şehitlerimize, ölmüşlerimize, kendi ölmüşlerimize, peygamberlerimize. Hepsine bir dua ettik bakalım. Buradan ufak ufak dönüş yoluna geçiyoruz. Eylemlerimiz devam edecek. Arkadaşlar, dostlar, kanalımıza abone olmayı, Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim. Beğeni atın, beğenmiyorsanız beğenmeyin atın. En azından bir işlem görmüş olur.
abone sayımız az, çoğaltalım biraz diye uğraşıyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bakalım. Ufak ufak gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.